Her mevsimde temizlenmemize ihtiyaç vardır. Çünkü artık biz şehir hayatında yaşayan insanlar olaraktan gerek enflamatuar sürece tabi olan hastalarımız olsun gerekse de bu duruma aday olan insanlar için çok önemlidir vücudun arınması. Bu nedenle de her ay, her mevsimde bizim için gönderilmiş bazı besinler vardır ki bunlar bizi arındırmaktadır. Bu videomuzda da size kırmızı pancardan bahsetmek isterim. Pancarımızı tabii ki biz salatalarımızda bol bol kullanalım. Ama bununla birlikte biraz daha böyle profesyonelce bu işe destek olsun diye istersek bunu, bunun için de bir kür olaraktan bunu kullanmakta fayda vardır. Bu nedenle önümüzdeki 3 ay içerisinde her ay bir 10 gün olacak şekilde her sabah aç karnına bir su bardağı kadar kırmızı pancar suyumuzu tüketirsek ve üzerine de yaklaşık bir 20 dakika, 30 dakika bir şey yemeden vakit geçirirsek bu özellikle sabah boş olan bağırsağımızın ve oradan yüzeyinden geçerekten karaciğerimizin temizlenmesine destek olacaktır. Ve içerisindeki betalain gibi ve diğer mineral ve maddelerimiz gibi birçok antioksidan kapasitemizi artıracak bu destek ürünümüzü kullandığımızda ve tükettiğimizde bizim vücudumuzdaki enflamatuar sürecin özellikle yangının azalmasına destek sağlayacaktır. Çünkü bir taraftan arınmak, bir taraftan da enflamatuar medyatörlerimizi, sitotkinlerimizi azaltıcı, sakinleştirici etkileriyle enflamatuar hastalarımızın, ankilozan spondilit olsun ve diğer otoimmün hastalarımız olsun, bunların tüketimi çok önemlidir. Ancak bir taraftan tabii ki tatlı olmasını da göz önünde bulundurursak, tüketim esnasında yani o bahsettiğim bir su bardağı kadar kırmızı pancarımızın tüketimine içerisinde bir miktar yaklaşık olaraktan bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi hem bağırsak atılımını, bağırsak hareketini daha olumlu etkileyecektir. Hem de özellikle glisemik indeksini aşağı çekerekten kırmızı pancarımızın kan şeker oranının oynamasına engel olacaktır. Kırmızı pancar tüketimi esnasında dikkat edilecek bir önemli nokta da şudur ki kırmızı pancar evet boyar maddesi etkisiyle de dışkı ve idrarda kırmızı bir renk oluşturacaktır. Bunu gördüğümüzde sakın kanama geçiriyorum bir paniğine kapılmayın. Bu doğal bir süreçtir. Bu nedenle de böyle bir şey yaşanması sizi ürkütmesin ve korkutmasın.